bakacağız. Bazı kurallar ve kanunlar var farklı ülkelerde. Hatta Amerika'nın farklı eyaletlerinde, eyaletten eyalete farklılık arz eden değişiklikler de var. Bakın çok eğlenceli haberler var. En tuhaf yasaklar. İngiltere ile başlıyoruz arkadaşlar. İngiltere'nin kuzeybatısında trenlerde öpüşmek yasakmış. Tabii ve bunu ibare olarak yazmışlar. Trende bak, görüyor musun? Adamla kadın trende öpüşemez arkadaşım. Bunu bayağı bir amblem olarak, bir işaret Dubai'de de olarak. var, bu el ele tutuşmak yasak şeyin alışveriş merkezinin içinde. Şöyle yapıyorlar. Bunun için belirlenmiş bir, atıyorum, bir kural, bir yasak, bir para cezası yok. Ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atma hakkına sahiplermiş. Öpüştün mü? Yallah dışarı. Öpüşemezsin trende. Şimdi bak, bunların hepsinin bir Ay nedeni var. öpüşmesinler trende zaten. Sinir olurum sokakta öpüşen insanlara. O ne ya? Ama bak, bazı kurallar, bazı yasalar düz mantıkla giderler. İki kişi öpüşüyordur, trenden düşmüştür, ölmüştür. Örnek veriyorum. Şaka değil bak, böyle bir yere varır bu. Ölmüştür, hiç kimse ölmesin, can kaybı olmasın diye genel böyle bir kural yapmışlardır. Öpüşmeyin arkadaşım. Öpüşürken trenden düşebiliyorsunuz diye. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? Benim yorumum bu. Yani zaten halka açık, yani insanların gözü önünde öpüşmenin çok estetik ve çok güzel durduğunu düşünmüyorum ben. Trende, yani ne bileyim, iyi yapmışlar, bilmiyorum. Bence Tabii biz kesinlikle Türkler senin... olarak baktığımızda bize göre biraz ters geliyor olabilir. Ha, ters de Öpüşene gelmiyor saygım yani, var tabii. öpüşürse de öpüşsün, bana ne, ama hani ne bileyim güzel durmuyor gibi hissediyorum. Sen öpüşme sahnesi olduğunda oğlun altının gözlerini kapatan annelerden miydin? Yok, Ha? hiç Video var güzel. çocukken, hop bakma evladım bana yapıyorlardı mesela. Biz böyle Ya yetiştirdik. yok canım, Neden? artık Yok okullarda canım. Ayıptır. bununla ilgili Bak bak dersler var yani. Aman. Bunu bilgilendirilmek çok önemli. Çocukların da belli Bizim bir yaştan sonra çocukluğumuzda. bilgilenmesi çok önemli bence. Dersin adını tam bilmiyorum ama lisede artık böyle dersler var değil mi? Cinsellik anlatılıyor. Var. Hayat bilgisi değil tabii ama şey var. Belli okullarda müfredat içerisinde cinsel eğitim var. Evet. Doğru söylüyorsun. Olması da gereken bir şey. Bence de olması Bu gereken bir şey. İngiltere'nin tamamında değil. O Kuzeybatı, hani o Kuzeybatı'da. İrlanda Denizi falan, Aynen. o oralarda herhalde. Mutlaka bir sebebi vardır. Dediğin gibi. Mutlaka vardır. Ben şeyde çok şaşırmıştım. Dubai'ye gittiğimde alışveriş merkezlerinin girişinde kocaman böyle el ele tutuşan bir çift, böyle gene siyah ve üstünde böyle çarpı var, el ele tutuşmayın içeride. Bak kendilerini nasıl betimliyorlar yani. Adam şapkalı İngiliz. Kadın kıvırcık saçlık ve kısa saçlı İngiliz. Sağdaki kadın yani şapkalı olan adamdır diye Güzel bir tahmin ediyorum. fotoğraf Bizde uzun değil ama. saçlı Ya. olurdu. Ha, bizde uzun olur. Hani Adam tuvaletlerde de böyle midir acaba o kadar? Adam koca kafalı değil mi? Adam koca Siz kafalı, kafası. dudaklarına bakın. Böyle Evet. yani. Evet. Saçları da bir garip bigudili gibi falan değil Aynen mi? aynen yani Perma bigudileri gibi enteresan. falan. Evet. Çok enteresan şeyler var. Aslında alışveriş merkezinde el ele yasak dedi ya Gamze, hani Dubai'de. Alışveriş merkezinde de bazı insanlar el ele yürüyor. Hani karşıdan geliyorsun, karşı karşıya geliyorsun falan. El ele yürümek, yürüyüşte bile hani zorlar ya seni. Yani Sen pek onlar karşıdan için bence gelirsen. o yüzden yasak değil ama o da bir mantık tabii yani. Peki hadi İngiltere'den Umarım İtalya'ya. öğrenin. Özellikle de Venedik'e geçelim. Venedik'i gördün mü? Gördüm. Venedik'i gördün mü Gamzecim? Hayır, görmedim. Görmedin mi? Gör ya. Evet, Harika. gideceğim. Reji görmüş. Süper. Ben de gördüm. Tamam. Şimdi İtalya'da güvercin beslemek yasakmış. Özellikle de Venedik'te. Uygulamanın sıklığı özellikle Venedik için Tabii. bu. Bu kanunun en katı olduğu yer Venedik diyor ve güvercinlerin tarihi yapılara pislemesinden bıkan yetkililerin güvercin besleme suçu için biçtikleri bedel 50 ila 60, 600 dolar arası değişiyor. Yani Türk parası 80 ila 966 lira arasında, herhalde bu çok özür dilerim, pisleme miktarına göre herhalde değişiyor. Pisleme miktarında ya. Çünkü bu pisleme bir asidite de yaratıyor. Mesela arabaların üzerinde kaportada bir leke yapar. Felaket. Onların da tarihi eserleri var. Ne kadar pisledi senin güvercinin? Orada bilir kişiler var. Bakıyorlar seninki 960 liralık pislemiş diyor. Öyle mi? Nasıl olabilir başka? 80'e Yok, oraya 966. teraziyle gidiyorlar. Kantarın bu tarafına güvercinin şey ettiğini koyuyorlar. Öteki tarafına, öyle bir şey olabilir mi? Başka ne olabilir ki? Benim aklıma bu geliyor. Miktara göre fiyat geliyor. Kaç güvercin pisledi bilir kişiler var. Baytarlar, veterinerler bakıyor duruma. Besleme suçu acaba şey mi? Bölgeye göre mi falan değişiyor acaba? Çünkü hakikaten Venedik'te de saraylar var. Harika. Tarihi, evet, ben yani 2-3 kere falan gitmişliğim Gondollar, var. mondollar. Ve güvercin pisliğinin hakikaten asiditesi çok kuvvetlidir. Cayır cayır yakabilir. Yani binayı da yakar, betonu da. Arabada düşün, kaldığı zaman arabanın orası açılıyor biliyorsun. Evet, asit var içinde. Evet, asit var. Bir de tarihi eser, şaka değil. Gerçekten de o küçücük kuştan bu miktarın çıktığına şaşırırsın. Bazen ben miktarı şununla ilgili çok fazladır. Çok ilginç bir Ne şey. güzel ya, her şey olokuz değil mi? Efendim? Her şey olok. Bununla ilgili çok ilginç bir şey Güvercin söylemek şeyini istiyorum. falan tartışıyoruz burada. Evet.
Üsküdar'da ne cami bir saniye, Kuşkonmaz Camii diye bir cami var. Mimar Sinan yapmış camiyi ve Mihrimah Sultan için yapmış. Hı hı. Ve camiye kuş konmuyor. Denizin kenarında, denize sıfır bir cami. Hakikaten böyle hani avlusu denize sıfır caminin. Ve öyle bir mimariyle yapmış ki o kuşlar gelip namaz kılanları rahatsız etmesinler diye kesinlikle kuşlar üstünde dolanıyorlar ama camiye kesinlikle konmuyorlar. Çok değişik gelmişti bana. Varsa, çok ilginç. Şey var mesela. Kuş evleri vardır camilerin üstünde. Deve kuş yumurtalarını bilir misiniz? Camilerde ve saraylardaki deve kuş yumurtalarını. Nerede? Özellikle Mimar Sinan yapmış. Evet. Özellikle tavan bölgelerinde örümcek ağı olmasın diye fileler içerisinde deve kuşu yumurtaları vardır. Deve kuşu yumurtasına asla örümcek gelmez ve ağ yapmazmış. Evet. Çok acayip değil mi? Geçen gün Beşiktaş'taki bir cami için anlatılıyordu bu, doğru söylüyorsun. Zeytinburnu Belediyesi'nin öyle bir kıymetli kitabı vardır. Bende var. Umarım bulup alabilirsiniz. Kuş evleri diye bütün camilerin üzerinde kuşlara su koyuyorlar, kuşlara yem koyuyorlar ki kuşlar oraya gelsinler. Ha, evet. Ama mücevher gibi. Hatta tesadüf benim Instagram sayfama girip bakabilirsiniz. Ben arada o bütün kuş evlerinin evdeki şeyden kitabından fotoğrafını çekip paylaşırım. Olağanüstü, masalsı bir mimarisi vardır kuş evleri diye. Şimdi bir canlandırma yapalım mı kızlar? Nasıl? Almanya'ya gideceğiz. İyice izleyenlere anlatmak için. Bir arabaya gidelim. Gelin şu tarafa, olur mu? Mümkün mü? Gel Fındacığım. Arabanın içindeyiz. Gelin minibüsteyiz. Üçümüz beraber. Anlayacaklar zaten. Arabayla olduğunu. Mı geliyor? Arabaya gel. Oturuyor. Arabayla geliyoruz. Arabaya. İster arka koltuğa geç, ister yanıma geç. Bir dakika, ben soldayım. Şimdi arabadayız biz, tamam mı? Tamam. Okay. Şimdi arkadaşlar Almanya'dayız. Yer Almanya. Atıyorum Köln'deyiz. Otobandayız. Tamam mı? Ben diyelim şoför koltuğundayım. Ha, şoför, tamam. Sanıyorum minibüs kullanıyorum. Evet, üçlü olarak yan yana oturuyoruz. Ebübede'ye gidiyoruz. Benzin bitti arkadaşlar. Otobandayız, benzin bitti. Şimdi iki tane yasaktan bahsedeceğim. Tamam. İlk zaten yasağı deldik. Nedir? Bizim otobanda benzinimizin bitme hakkı yok Almanya'da, otobanda. Yok. Evet. İki, ne yaparız? Benzin bitti. Arabayı iteriz. İnemezsin otobanda. Otobanda yürümek de yasak. Sol şeritte kaldık mı arabanın içinde? Bitti. Ne yapacağız zaten? Arabada bize, kaldık. Hadi. Ben bırakır kaçarım arabaya. Kaçamazsın, yürüyemezsin. Yine in arabaya. Bana ne zaman? İn arabaya. Hayır, camdan mı çıktın? Hayır, hayır, zaten bir yasağa delmişim ben. Deldik, benzin bitti. İkinciyi de deleyim yani. Delemezsin. O zaman ya arkadan vururlarsa. Ararım birini. Gelir bana ama o da arabadan inemez. Arabadan inmek yok arkadaşım. Ne yapacağım, orada kaldım. Can vereceğiz orada. Peki bir şey polisi ararım. Niye polisi arıyorsun? Polis benzinci mi? Ay polisi ararım. Yasakladınız hepsini, gelin beni kurtarın buradan dedim. Yapacak bir şey yok. Ama Almanya'da bir şey böyle. Söyleyeceğim. Şey koymuyor musun ya, trafik işareti? Ne? Koymak durumundasın. O Türkiye'de. Sol şeritte bitti. Trafik işareti koyacaksın. Gelip vurur hayatım. Zincirleme, kazaya mal olursun. Arkadaşlar bırak kurallar net. Bırak şu bagajı açayım da ben koyayım bir elektrik şey işareti. Trafik koyacağım? İşareti koyayım ben bir. Bagajı açayım yani. Kurallar net. Ne yapacağız? Benzin bitti. İlk yasağı deldik. İkinci yasakta otobanda yürürsek. Ne yapacağız abi? Bana ne, ben ineceğim. Diyeceğim arabalara. Durun yoksa size acaba vuracaklar yani. Acaba ben bacağımı açıp otostop mu yapsam? Senin bacağın iş yapmayabilir niye? Orada. Gamze'nin bacağı iş yapabilir. Yani. Senin bacağını ne yapsın? Bacağının bir sebebi. Niye ya? Benim bacak güzel herkesin bacak. Herkesin bacağının bir alıcısı var diyor. Var tabii canım. Ama otobanda açarsan sıkıntı olabilir. Yapma Ceyse Allah aşkına. Otobanda var. Senin bacağının alıcısı kim olabilir? Yani ne bileyim, bir hanımefendi olabilir yani bacağımın alıcısı olarak. Ne bileyim. Herhalde bir yardım eder. Belki inmeden. Evet, onun için bütün hikayelerde, bütün şeylerde hep arabadan inerler. Adam saklanır ağaçların arasına. Kadın arabalara dur der. Lastiği değiştirir, adam çıkar. Tabii o klasiktir. Otostoplar falan da vardır. Genç, aynen öyle. Genç aynen güzel öyle. Kadın sağda bekler. Ondan sonra bütün öğrenciler ormandan çıkar. Ben çok yaşadım bunu. Yalnız bizim galiba ormanda. Bilenler genç bir kızı otostop çekiyor. Bakıyorsun hani genç kız diye almıyorsun. Tamam, presentable, bir şey olmaz bu kızdan diyorsun. Ormandan 4 tane adam çıkıyor. Biz de onu öğrenci arkadaşlarıyız diye arkaya binmiş oluyorlar. Yalnız bu arada biz otobanda kaldık. Umurumuz diye üçümüz sohbet ediyoruz. Çünkü Türk'üz. Bu ne? Tabii. Ben bu Türk olmaya hadi da ben gidiyorum. Yalnız bizim ülkede de var onun yasağı. Sen nereden gittin öyle? Doğru, yanlış yola saptım. Tamam, geldik. Geldik Reji, korkmayayım. Evet. Çözemedik biz. Almanya'yı çözemedik. Trafik Dairesi Başkanlığından bir şey rica ediyorum. Bizde de galiba otobanda köprü yolunda benzinsiz kalmanın cezası var galiba bizde de. Ben başıma gelen bir şeyi anlatayım. İlk böyle ehliyet aldığım zamanlarda tam da lokasyon söyleyeyim. İnönü Stadyum. Sürekli kalırdım ben. Sürekli.
Yani benzinim biterdi ve kalırdı. Bir kere de İnönü Stadyumu'nun orada kaldım. Yokuşa park ettim. Sürekli kaldığım için arkadan bidonu aldım ve yürüdüm. Geldiğimde polisler ve bomba ekipleri vardı. Önce arabanın kendime ait olduğunu ikna etmeye çalıştım. Çünkü orada araba çok fazla kaldığı için etraftan şikayet olmuş. Şüpheli bir araba var orada. İçinde de şoför yok diye. Bayağı beni aldılar karakola götürdüler. Haklılar tabii. Böyle bir ihbar aldık diyor. Tabii. Aramalar yapılacak diyor. Vallahi benzin bitti falan. 19-20 yaşında adamım ben. Vallahi benzin bitti. İşte memur bey diyorum. Yapacak bir şey yok diyor. İhbar aldık. Allah Allah. Ya Allah Allah. Bak diyor ki Ceys Bey, o kadar da çaresiz kalmıyorsunuz diyor o yaşayan insana. Neymiş? Sürücü tarafından değil ama diğer taraftan iniyorsunuz. Oh be, ben indim işte bak. İniyorsunuz, yardım sattın. Üçgeni koyabiliyorsunuz diyor. Var ben mı? Bundan sonra Oya'cımla devam edeceğim. Evet. Sen Oya'nın arabasına bin bundan Hayır, sonra. Hayır, yardım üçgeni olmadan olur mu Ceys? Böyle kurbanlık koyun gibi don diye ön kapıdan çıkacağız, ön camdan. Yapacak bir şey yok, yasalar gereği orada sessizce ölmemiz gerekiyor. O zaman kulü vallahi evet, yani anladın mı, hazırlanacağız o zaman. Peki şey Nevada'da olabilir. Size ait bir mekanda köpeğinize ateş açan birini, tövbe yarabbim tövbe, anında asma hakkınız varmış. Nevada'da köpeğimle gidiyorum, hayvan dostumla beraber, ona bir ateş açarsa ben de onu asma hakkına sahibim. Adamı böyle böyle ilmiği geçirip havada asabiliyorum. O doğru değildir herhalde. Bunların hepsi bayağı hukukçular tarafından alındı. Yok atıyorum ama yani attım yok. Atıyorsun hiç. Atıyorum ama ne biliyorsun? Yani birini de asamazsın yani. Ne oluyor, ağaçta hazır mı yani o şey, sistem? Dar ağaçları var etrafta, boş, kiralık. Eğer köpeğine vururlarsa orada asıyorsun adamı. Ya olabilir mi böyle bir şey? Değil yani. Oluyormuş ki burada kanun olarak var. Bu Nevada saçmalığı ilim buna. Ne saçmalı memleketler var. Allah'ımıza bin şükür ki daha iyi bir ülkede yaşıyorum bir kere yani. Peki Amerika'da Alaska'da uyuyan bir ayıyı fotoğraf çekmek amacıyla uyandırmak kesinlikle yasakmış. Bir kere evet. bu adam diyor. Zaten ayı uyandırırsan sana saldırır yani. Tabii çok kötü. Saldırır. Evet. Sen şeyi biliyor musun? Ayılar orta yerde uyuyor mu ya? İnlerinde uyuyor mu? Ben bunu diyorum. İnine girmiş herif. Affedersin. Vardır ya öyle. Onu yani, orada fotoğraflamak şey, istiyor. Doğa fotoğrafçıları. Böyle evet, ilginç hane, fotoğraflar. Evet. Hayır, fotoğrafta bir sıkıntı baksana yok. Baksana nerede uyumuş. Ay kıyamam ben senin patilerine bak sen. Ayıların insanlardan daha hızlı koştuğunu biliyor musunuz? Çok samimi söylüyorum. Ayılar insanlardan daha hızlı koşuyorlar. Karşınıza bir ayı çıkarsa sakın kaçmayın, o sizi yakalar. Bazen ayı çok çıkabilir, taş düşebilir. Yemin ediyorum bak, şaka değil bu. Bizden daha çabuk kilo veriyorlar, onu biliyorum ben. Çünkü onlar dünyanın en talihli ayıları, dişileri. Giriyor, hamileliği geçiriyor, içeride doğuruyor, uyku halinde dışarıya çıkıyor. Bir deri bir kemik. Peki ayıları da geçiyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bu çok ilginç geldi bana. İngiltere'de kadınların toplu taşım araçlarına çikolata yemesi yasak. Özendirici oluyor. Yani erkekler çikolata özeniyor. Ne demek özeniyor. Ya? Ne bileyim ben. Çikolata. Gitsin alsın o da yesin, özeniyor. Biri yer biri bakar oluyor yani. O zaman sadece niye çikolata? ne oldu kurudun kaldın? Buraya kadarmış. Ne evet. oldu kurudun kaldın? Sen ne diyorsun? Yorumun niye sadece çikolata? Aa, çok yedik ama ben İngiltere'ye çok gittim. Gofret, çikolata çok yedik biz. Ama toplu taşıma aracında mı evet, yedik? Evet, metrolarda yedik, her yerde yedik yani. Kadın olarak. Ben bir de mesela yurt dışına gittiğim zaman çocuk gibi çok arsız olurum. Metrolarda, otobüslerde devamlı yerim böyle. Yeni markalar jelibon falan değil mi? Şeyler filan işte, o lastikli şekerler. Evet. Şunlar bunlar falan. Ben bilmiyorum bu çikolatayı ilk defa. Ben şimdi Almanya'ya gidiyorum. Oya'ya davet etti beni. Alasma aldık Ceys. Oya Hanım Almanya'da arabası varmış. Gezelim diyor. Bir bakalım nasıl olacak. Peki İskoçya'da kapınız çalıp tuvaletinizi kullanmak isteyen birini içeri almak zorundasınız. Aa. Kapı çat, sıkıştım dedi. Böyle duruyor falan, böyle bir vücut dili de belli zaten. Alacaksın evin içine. Alamazsan o seni şikayet eder ve haklı duruma düşer. Düşer. Sen de haksız olursun. Adam sıkışmış. Haksız olmaya razıyım. Niye el alem bir adamı gelsin benim evimde edip gitsin? Ya katilse ya sapıksa. Evet. Niye ben evimi alayım el alemin adamını? Hadi. Ya evde yalnızsam? İşte biz Türkler olarak anlam veremiyoruz ama İskoçya'da kapı sen görmüş. Sen kapıda, ben seni almayacağım, sen kaçıracaksın. Ben de o yüzden hapse gireceğim kardeşim, bana ne? Belki yani, çevre temizliği için etrafı yapacağını bari senin evinde yapsın diyor yani. Ay ne kadar kötü bir şey ama. Ya iyi kullanmayan insan varsa? Tuvaleti mi? Ha. Ya hastalığı varsa tuvaletim. Sarılık marılık. Yani. Ay çok kötü. İğrenç iğrenç. Peki son, Avustralya'nın Victoria kentinde pazar günleri pembe pantolon giymek yasak. Ne? Evet. Neden? Pembe. Victoria kentinde, Avustralya'da, bizim Russell Crowe abimizin yerinde. Neden peki, mantığı neymiş bu pembe pantolonu, hiç anlamadım şu an. Bilmiyorum. Pazar günleri özellikle istemiyorlar bunu. Ülkeler saçmalık içinde. Al peki. Sana kim Allah o? Allah. İşte bunu pazar kesin, günü giyemez. Kesin bunu bir şey oldu öyle yaptılar. Cumartesi 12'den sonra yasak. Ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir yani? Bilemiyorum. Vardır şu olmuş kesin. Olabilir.
ülkeler saçmalık içinde. Evet. Yani saçmalamışlar yani. Anladın mı? Baktığın zaman. Büyük refah içindeler, yasak uyduruyorlar. Evet. Ha? Ne yapacaklarını bilememişler. Ah biz burada böyle keyif içindeyiz. Yazdığımız, kıştığımız her şeyler hazır. Ne yapalım, ne yapalım? Pembe pantolon. Bence biraz uydurmuşlar yani işleri. Bana da öyle geldi. Ama Amerika eyaletlerinde çok farklı şeyler olduğunu biliyorum. Uygulamalar olduğunu biliyorum. Peki. Bu enteresan haberlerden sonra İdo Tatlıses'le ilgili bir haber.